Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitim şeklinde yapacağımız Türkçeden Arapça çeviri dersimizin ilkine hoş geldiniz. Bu derste seçtiğim bazı cümleleri tercüme edeceğiz inşallah. Birinci cümlemiz şöyle başlıyor. Tecrübeli siyasetçi mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlamaları çürüttü. Böylece tereyağından kıl çeker gibi hapis cezasından kurtuldu. قَدْ فَنَّدَ السِّيَاسِيُّ الْمُخَدْرَمُ فِي الْمَحْكَمَةِ جَمِيعَ التُّهَمِ الْمُوَجَّهَةِ اِلَيْهِ وَبِذَٰلِكَ نَجَى مِنْ عُقُوبَةِ السِّجْنِ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَج۪ينَ فَنَّدَ يُفَنِّدُ Çürütmek. El-Muhadram, tecrübeli. Et-Tuhemu, tuhme kelimesinin çoğulu. Suçlamalar demek. El-Müvecceheti ileyh, kendisine yöneltilen. Ve bizalike, böylece bununla neca kurtulduğu, ukubet-i sicin, hapis cezası, kemadığı gibi demek. Tüsellu, selle, yesullu fiilinin meçhulü, çekmek, çıkarmak demek. Özellikle kılıcı kınından çıkarmak gibi, çekmek gibi bir şeyi, bir şeyin içerisinden çıkarmak, çekmek demektir. Mesela şöyle derler. Sellu suyufekum, çekin kılıçlarınızı. Davranın kılıçlara. Eşşaratu, saç tanesi veya kıl demek. El-acin, hamur demek. İkinci cümlemiz şöyle arkadaşlar. Dökülen süte ağlamanın hiç faydası yok. Tedbirlerini önceden al. Aceleci olma, kaçırma. La faidete minel bukai alel lebenil meskubi ittehiz tedabirake musbakan. La tekun müstacilen وَلَا تَجْعَلِ الْفُرَصَ تَفُوتُكَ La faide, hiçbir faydası yok, hiçbir faydası yok. La النَّافِيَ لِلْجِنْسِ El-Buka, mastar, beka, yebki. Meskub, ismi mef'ul, sekebe fiilinin ismi mef'ulu, dökülmüş. اِتَّخِذْ, emri hazır, al, edin. Müsbakan, daha önce, önceden. Müstacilen, aceleci. Ceale, yecealu. Kıldı, yaptı, etti, yarattı gibi farklı anlamları var. Tabi bu ifadeyi kelime kelime çevirdiğimiz zaman arkadaşlar, tercüme çok doğru olmuyor. Onun için serbest çevirmemiz gerekiyor. Bu cümleyi şu şekilde de söyleyebiliriz. La tufevvit el furase. Fırsatları kaçırma. Ülkede baş gösteren fitneyi yok etmek için herkes fazla çaba harcamalı. Alel cemii bezlul mezid minel cuhudi lil qada'i alel fitneti leti etallet bi re'siha fil beledi. Alel cemii aslında yecibu alel cemii'dir. Bazen yecibu düşüyor. Bezil, bezele yebzunun mastarı, harcadı, verdi. Cuhud, çabalar. Qada, mastar. Qada, yaktinin mastarı. Alayla kullanıldığı zaman yok etmek, öldürmek, ortadan kaldırmak anlamlarına gelir. Etalle yutillu itlal, başını uzatmak. Re'is kelimesinden kullanırsak baş göstermek. Mesela bir otelde denize bakan bir oda vardır. Denize nazır deriz. El-gurfetu el-mutilletu alel-bahri şeklinde kullanılır. Sokak çocuklarını koruma projesi son derece önemlidir. Bu konuyu tartışmaya açarak kanayan bir yaraya
parmak bastınız. İnne meşru'a himayetil etfalil müşerredine minel ehemmiyeti bi mekkan. قد وضعت يدك على جرح نازف بطرح هذا الموضوع على بساط البحث. Meşru kelimesi arkadaşlar, çoğulu meşari olarak da gelir. Proje demektir. El-müşerredin, el-müşerred kelimesi, evsiz baksız demektir. Burada el-etfal el-müşerredin, evsiz baksız çocuklar yani, sokak çocukları anlamında. Minel ehemmiyeti bir mekan arkadaşlar, kelime kelime çevrilemez bir yapıdır. Oldukça önemli, son derece önemli anlamına gelir. Vada'a yeda'u, bildiğimiz koymak, bırakmak. Curh, yara, nazif, kanayan demek. Tarh, taraha fiilinin mastarı, atmak, çıkarmak. Bisat kelimesi halı demektir kelime anlamı. Ama bu yine bir kalıptır arkadaşlar. Tarhu şeyin ala bisatil bahti, bir şeyi tartışmaya açmak, ortaya koymak anlamına gelir. Bardağı taşıran son damla, tahammül sınırlarını aşan aşırı bir tutum veya davranışa işaret etmek için bir deyimdir. El kaşşatü leti kasamat zahral ba'ir, ta'birun istilahiyyun yustahdemu lil işareti ila mevkifin ev tasarrufin mufritin yetecavvezu hududet tahammuli ve sabri. El kaşşi arkadaşlar, kelime anlamı saman çöpü demektir. Kasame, kırdı anlamında bir fiildir. Zahr bel demektir biliyorsunuz, sırt demektir. El ba'ir de deve demek. Tabi bu kelime kelime çevrildiği zaman arkadaşlar, devenin belini kıran, büken saman tanesi anlamına gelir. Tabi bu deyimsel ifadeler serbest çevrilmemiz gerekiyor. Onun için bardağı taşıran son damla diyoruz. Araplar bu anlamda şunu da kullanıyorlar. El-katratu leti efadet el-ke'se. Yalnız bu daha modern kullanımdır. El-kaşşatu leti kasamat zahral ba'ir ise daha eski, daha klasik bir Arapçadır. Tabirun istilahi, ikisi birden deyim demektir arkadaşlar. Mevkif, tutum, tavır anlamına gelir, duruş anlamına gelir. Tasarruf, tasarrafe, tasarrafı, davranış, harf, tasarrafe, tasarrafı, davranış, hareket etmek anlamına gelir. Mufrit, efrata fiilinin ismi faildir, aşırı demektir. Tecavüze, tecavüzü, aşmak, geçmek demek biliyorsunuz. Hududa tahammül, aynen Türkçemizde kullanıyoruz. Tahammül demektir. Sabır da zaten sabırdır. Aslında ettahammül ve sabır burada ikisi aynı anlamlıdır. Vurgu olsun diye atfı tefsir olarak peş peşe gelmiş. Başkanın çalışanların ücretlerine ilişkin açıklamaları vatandaşların yüreğine su serpti. Tasrihatu silvuzera havle ucuril amiline eslecet sudurel muvatinin. Dolayısıyla baştaki cümlemiz başkanın değil, başbakanın olacak. Tasrihat arkadaşlar, açıklama demeç demek. Reisül vuzera, başbakan demek. Havl etrafında ilişkin edair demek. Ucur, ücretler demek. Eslece, kar yağdı, kar serpti demek. Eslece, sudur, ikisi bir dengin arkadaşlar, mecazi olarak yüreğine su serpti anlamında kullanılmaktadır. Muvatin kelimesi de bildiğiniz gibi vatandaş demek. El muvatinin, vatandaşlar. Bana duyduğunuz güven için sizlere çok teşekkür ederim. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım inşallah. Eşkurukum cezilen alethikatilleti menehtumuni iyyaha. Seekuna inde husni zannikum inşallah. Eşkurukum cezilen. Cezila çok demek arkadaşlar, bol demek. Aslında mef'ulü mutlaktır. Mef'ulü mutlağın yerine geçmiştir daha doğrusu. Eşkurukum şükuren cezilen demektir. Buna mef'ulü mutlağın naibi deniyor. Onun için fetayla mansuptur. Es-sika güven demek biliyorsunuz. Ve-sika yes-siku sikatun. Meneha yemnahu da vermek, bahşetmek, bağışlamak demek. Burada arkadaşlar iki tane
mansup zamir peş peşe gelirse çok büyük oranda ikincisinin başına iyya zamiri gelir. Menahtumuni, burada bir ye zamiri var. Bir de ha zamiri var. Onun için ikinci zamirin başına iyya geliyor. Ama her zaman böyle olmak zorunda değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de feseyekfikehumullah, Allah sana onlara karşı yetecektir diye ayette var. Kehum, bu da olabiliyor. Seekunu olacağım inde hüsnü zannikum, hüsnü zannınızda olacağım. Tabii ne demek hüsnü zannınızda olacağım? Serbest bir çeviriyle yüzünüzü kara çıkarmayacağım veya sizi utandırmayacağım demek. İnşallah. Tabii Türkçeleşmiş bir ifade. Şayet Allah dilerse. Yani inşallah. Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı referandumunda Mesut Barzani'nin güvendiği dağlara kar yağdı. Fistifta istiklali iklimi Kürdistan, sakatatil asa elleti itteke aleyha meyha Mesut el Barzani. İstifta arkadaşlar, referandum demek, anket demek. İklim bölge demek, ekalim diye çoğulu vardır. Sakata düştü. El asa, asa, sopa, baston. İtteki ve ala dayanmak. Tabi burada sakatatil asa elleti itteki aleyha kelime kelime çevirirsek kendisine yaslandığı, dayandığı asa, sopa düştü. Serbest çevirirsek güvendiği dağlara kar yağdı. Doğrusu sayın nokta nokta çapındaki bir siyasinin yaptığı bu açıklamaları yadırgadım. Hani derler ya, dağ fare doğurdu. Fil hakika, istagrabtu hadihi tasrihati allati edla biha siyasiyyun bi hacmi seyyid nokta nokta. Laqad temahhada el cebelu fevelede fe'ran kema yekulun. Fil hakika aslında demek, doğrusu demek. İstagrabe yestagribu, garipsemek, yadırgamak, tuhafına gitmek. Tasrihat demeçler, açıklamalar, beyanat demek. Edla bir tasrihatla kullanırsak demeç vermek demek. Edla bir tasrih demeç verdi. Edla arkadaşlar kelime anlamı kuvayı kuyuya sarkıtmak demek. Edla bir delvihi. Yani bazen isimlerden fiil türetilir. Delvun kelimesinden mesela ifal babından edla diye bir fiil türetilmiştir. Kovayı kuyuya sarkıtmak demek. Hatta derler ki edli delveke fiddillâi. Yani çorbada senin de tuzun bulunsun anlamına gelir. Bir hacmi burada çapındaki demek. Hacmindeki, büyüklüğündeki anlamına gelir. Temahkada fiili mazidir tefaul babından. Doğum sancısı çekti demektir. Tabii ki cebel dağ demek, velede doğurdu demek, fe'ren fare demek. Yani dağ, kocaman dağ doğum sancı çekiyor. Bekliyorsun ki kendisi gibi büyük bir şey doğursun ama bir bakıyorsun küçük bir fare doğurmuş. Yani kendinden beklendiği şeyi vermemiş anlamında bu da bir kullanımdır arkadaşlar. Gaza gelen teröristler Türk ordusunun karşısında tutunabileceklerini zannettiler. Zannabiyyûnellezîne istebedde bihimil hamâsu ennehum yestetî'ûnessumûde emâme el ceyşit turkî. Zanne hepimizin bildiği gibi zannetmek. İrhabi kelimesi terörist demek. Aslında kelimenin anlamı erhebe yurhibe irhabı korkutmak demek. Kur'an'da da geçen bir ifadedir. İstebedde yestebiddu bînen kullanılır. Tabi birkaç anlamı var. Bunların önemleri ele geçirmek, zorbalık etmek anlamlarına gelir. Hamas kelimesi de arkadaşlar coşku, gayret, istek, hamaset anlamlarına gelir. İstebedde bihimil hamas, burada yine tabi kelime kelime çeviremeyiz bunları. Gaza gelmek. Tabi bunları gaza getiren birileri var. Hepimizin bildiği gibi. İstetâ yestetiyor ebilmek, gücü yetmek. Es-sumut, direnmek demek arkadaşlar. Karşı koymak demek. Emamede karşısında önünde demek. El-Ceyş ordu demek biliyorsunuz.
El-Ceyşik Türkiye de Türk ordusu demek. Allah ordumuzu korusun, muzaffer eylesin daim inşallah. Programdan önce karşılıklı nabız yoklayan seyirciler ikna için eteklerinde ne varsa döktüler. Er-re'isani lezani kama bi cessin nabdi el-mutebadel qabla'l-bernameci ahraca kullema fi ca'betihima li'iqna'il müşahidin. Kama arkadaşlar bi ile kullanılırsa yapmak demek. Cesse dokundu, yokladı, elledi anlamında bir fiildir. Nabız zaten Türkçe'de kullanıyoruz. El mütebadel karşılıklı demek. Tebadele mütebadel burada ismi mef'ul. Bernameç program demek malum. Ca'be kelimesi arkadaşlar sırta takılan çanta veya ok konulduğu, içine okların konulduğu sadak, okluk anlamına geliyor. Yani okluğundaki sadağında ne varsa ortaya döktü koydu anlamında. Serbest çeviriyle eteklerinde ne varsa ortaya koydu döktü anlamında. Başkanın sözünden anladığıma göre işin içinde iş var. Ama unutmayalım ki gün doğmadan neler doğar. Hasebe ma fehimtu min kelamir reis enne vera el ekemeti ma veraiha. Velakin aleyna en la nensa. İnne gaden li nazirihi garib. Burada arkadaşlar iki tane çok klasik deyim var, atasözü var. Bunlar vera el ekemeti ma veraiha. İnne gaden li nazirihi garib ifadeleridir. Bunların ikisinin de ayrıca hikayeleri vardır. Kitaplarda bunlar yer alır. Hasebe'e göre, ma fehimtu anladığıma göre, vefka ma fehimtu de diyebiliriz. Vera'e arkasında gerisinde, el ekeme tepe demek. Vera el ekemeti ma vera'eha tepenin arkası var anlamında bir ifadedir. İşin içinde iş var şeklinde çevirebiliriz. Dediğim gibi bunun hikayesi var. Bakılmalı bence çok önemli. Aleyna burada da yine yecibu aleynadır. Yecibu düşmüştür. En la nensa unutmayalım. Veya arkadaşlar bu tür ifadeleri şöyle çevirebiliriz. Hatırlayalım anlamında da çevirebiliriz. Nokta nokta olduğunda hatırlayalım da diyebiliriz yani. İnne gaden muhakkak yarın. Li nazirihi burada nazır kelimesi muntazır anlamındadır arkadaşlar. Bekleyeni demektir. Karip yakın demek. Yani yakın demek. Yani yarın bekleyenine yakındır. Tabi serbest çevirirsek gün doğmadan neler doğar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm haberi ülke yasa boğdu. Onun gibisi bir daha zor gelir. Nur içerisinde yatsın. Nur içinde yatsın. Nebe'u vefati Muhsin Yazıcı oğlu eğrakal bilade fil hidad. La yetekerreru mislihu ketiran. Tayyaballahu serahu. Nebe haber demek arkadaşlar. Vefat demek malum. Muhsin Yazıcı oldu. Allah kendisine rahmet eylesin. Hepimizin tanıdığı, ülkenin yetiştirdiği nadir şahsiyetlerdendi. Mekanı cennet olsun. Ağraka batırdı, boğdu anlamına geliyor. Bilat ülke malum. Hidat yasa defil hidat demek ülke yasa boğmak demek. La tekerrar kelime kelime çevirdiğimiz zaman tekrar etmek. Mislihu onun gibisi kesin. Onun gibisi çok tekrar eder. La geldiği zaman etmez. Tabii yine bunlar kelime kelime çevrilemez arkadaşlar. Yani onun gibisi bir daha zor gelir anlamındadır. Tayyeballahu serahu. Sera kelimesi arkadaşlar toprak demektir. Burada yatılan yer mezar anlamındadır. Allah onun yattığı toprağı hoş ve güzel eylesin ki bunun Türkçe karşılığı nur içinde yatsın demektir. Minel-fera ile füreyya derler mesela yerden göğe kadar. Minel-bab ile mihrab derler mesela. O da yine tepeden tırnağa baştan aşağı demektir. Yani caminin kapısından mihrabına kadar anlamında.
Min elifihi ila yaihi derler. A'dan Z'ye kadar. Min re'sihi hatta mahmasa kademeyh derler. Başından topuğunun altına kadar. Tepeden tırnağı anlamında. Her dilde olduğu gibi arkadaşlar, Arapçada da deyimler, kalıp ifadeler, atasözleri çok var, çok. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Bizi zorlayan zaten bunlar. Bunları iyi bildiğimiz zaman Allah'ın izniyle çeviride elimiz her zaman güçlenir. Hayatını vatanının hizmetine adayan vefakar siyasetçi Muhsin Yazıcı oğluna yas için vatandaşlar karalar bağladılar. İtteşehal muvatinune bissevadih. Hidaden ala Muhsin Yazıcı oğlu es-siyasiyyil vefi ellezî kerrese hayatehu li hidmeti vatanihi. İtteşah arkadaşlar iftal babından fiili mazidir. Kuşanmak ve giymek anlamına, gelir. Bazı arkadaşlar fiiller isimlerden türemiştir. Mesela hacer kelimesinden tahaccara taşlaştı gibi. Hayme kelimesinden çadır, hayyeme çadır kurdu gibi. İtteşah da vişah kelimesinden, vişah bir isimdir anlamına gelir. Kuşak anlamına da gelir. İtteşah demek onu giymek, sarılmak demek. İtteşah bir sevat demek, siyahlara bürünmek veya karalar bağlamak demektir. Tabii ki insan neden karalar bağlar, niçin siyahlara bürünür? Yas için. Hidaden ala, yas için demek. Kimin yası için? Muhsin Yazıcı oğlunun yası için, Allah rahmet eylesin. Es-siyasiyül vefi demek, vefakar, vefalı siyasetçi demek. Kerrese hayatehu demek, hayatını adamak. Li ile kullanılır, için adamak, hayatını adamak. Hizmeti vatanihi, vatanının hizmetine. Amerikan sinemasının önemli kilometre taşlarından olan veya sayılan ünlü İngiliz oyuncu Charlie Chaplin 1977 yılında İsviçre'de yaklaşık 86 yaşında öldü. Matel mümessidul İngiliziyyü şehiru Charlie Chaplin الذي يعد إحدى أيقونات السينما الأمريكية المهمة في سويسرا سنة 1977 عن عمر يناهز 86 عاما. Ümmetil oyuncu demek bildiğimiz gibi. Bildiğimiz gibi. Şehir tanıdık meşhur demek. يعد sayılan aykuna ikon demek. Ondan sonra ne var başka, böyle bakıyorum. Nahaze yunahizu arkadaşlar. Fiili mazidir. Nahaze yunahizu. Yaklaştı, ulaştı anlamına gelir. Yani ömrün yunahizu yaklaşık yaşında demek. Es-sadise ve temanine amen. Yaklaşık 86 yaşında öldü. Bir gün hepimiz öleceğiz malum. Allah akıbetimizi hayır eylesin. İmandan, Kur'an'dan ayırmasın inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devletlerin Suriye'nin kuzeyinde çevirdikleri dolaplar gözümüzden kaçmıyor dedi. Kale Reisul Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, İnnel elâibelleti tumârisuhâ ba'de duveli fî şemâli Suriye la tuhti'uhâ uyununâ. Burada arkadaşlar elaib kelimesi ul'ube kelimesinin çoğuludur. Oyun, hile, şaka anlamına gelir. Mağarası, yumarisu biliyorsunuz yapmak, uygulamak demek. El elaib elleti yumaris tumarisuha burada arkadaşlar. Tabii yine serbest çevirmemiz lazım. Çevirdiği dolaplar, yaptığı numaralar anlamında. Ahta'a yuhti'u ifal babından yanıldı, hata etti demek. Tabii ki la tuhti'uha uyununa, burada gözlerimiz onları görüyor, gözlerimizden kaçmıyor, hata etmiyoruz anlamında. Türkiye'de terörün kökü derhal kazınmalı. Vatan sahip olduğumuz en değerli, en kıymetli şeydir. Onu kanımızın son damlasına kadar savunuruz elbette. İktila'i cüzuril irhab fi Türkiye fevran. اِنَّ الْوَطَنَ اَغْلَى مَا نَمْلِكُهُ نُدَافِعُ عَنْهُ حَتَّى آخِرِ
قطرة من دمائنا. Labudde min arkadaşlar, ne arkadaşlar? Meli malı gerekir anlamındadır. İktila, kazınmak, kökünden sökülmek anlamına gelir. Cüzur kökler anlamına geliyor biliyorsunuz. İrhab terör demek. Fevran demek, derhal demek, hemen demek, ivedilikle demek. Ağla burada arkadaşlar, ismi taftildir. Bazen bu ismi taftilden ifal babını fiil mazi birbirine karışıyor arkadaşlar. Yani bu başka bir yerde ağla olsa kaynatmak anlamına gelir. Nemliku da sahip olduğumuz, en pahalı, en kıymetli, en değerli şey demek. Dafa'a yudafi'u biliyorsunuz, savunmak demek, anla kullanılır. Hatta ahiri katra, son damlaya kadar. Min dima'ina, dima da biliyorsunuz dem kelimesinin çoğuldur. Bu ifade şu şekilde de söylenebilir. Hatta ahiri raculun min ricalina, son adamımıza kadar, son damlamıza kadar savunuruz anlamında. Bugün dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar tarihte benzeri görülmedik bir şekilde saldırılara maruz kalıyorlar. İnnel müslimîne l-yevme fî şettâ biqâ'il biqâ'il âlemi yete'arradûne lil-hecemâti lleti pardon lil-hecemâti ala nahvin lem yesbik lehu mesil fi tarih. Burada arkadaşlar bakıyorum şöyle cümleye. Şetta kelimesi çeşitli farklı demektir. Bika kelimesi, buka kelimesinin çoğuldur. Buka yer demek, mevki demek. Benek ve leke anlamı da var. Taarrada li maruz kalmak, uğramak demek. Hecemat saldırılar demek. Ala nahvin şekilde demek. Lem yesbik, lehu metil. Metil de benzer demek. Yani benzeri geçmemiş, benzeri görülmedik bir şekilde. Beyrut'ta kaçırılan bir adamı nasıl bulabiliriz? Yaptığımız şey samanlıkta iğne aramaya benziyor. Keyfe yumkinun el usuru ala raculin temme ihtitafuhu fi Beyrut. Ma nequmu bihi yushbihu'l bahse an ibretin fi kevmeti kaşşin. Emkene yumkinu ebilmek, mümkün olmak. Asara ya'suru usur alayla kullanılır, bulmak. Yalnız bunun vecdeden farkı var. Asara ya'suru ala, aramak, taramak, sonunda bulmak demektir. Mesela tezler yazılırsa Arapça. Diyelim ki bir kişiyi arıyoruz, bir kitap arıyoruz, birisini arıyoruz. Bulamadık kaynaklarda. O zaman dipnot ederiz ki lem na'sur aleyhi. Yani aradık taradık bulamadık anlamına gelir. İhyahtatifu kaçırmak demek. Kâme yekûmü bi yapmak demek biliyorsunuz. Eşbehe yüşbühü benzemek demek. İbre biliyorsunuz iğne demek. Kevme yığın demek. Kaş saman demek. Saman yığını. Biz samanlık diyoruz Araplar, saman yığını, saman kümesi diyorlar. Kevme kelimesi, küme kelimesi. İnsanların dediklerine kulak asma. Ticarette başarısız olman dünyanın sonu değil. Hangimiz hata yapmayız ki? Düşmez kalkmaz bir Allah. La tulqibalen lima yekuluhun nasu. Feşelüke fit ticare ayetelle alemi. Men minna la yuhti'u. Celle men la yuhti'u. Elka yulki atmak. Bal kelimesi arkadaşlar. Akıl demek. Dikkat ve önem anlamına da geliyor. Burada la tulki balen demek. Önemseme, dikkat etme, boş ver anlamına geliyor. Feşile yefşelu başarısız olmak. Ondan sonra bakıyorum. Men minna la yuhti. Burada arkadaşlar şuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela desek ki hepimiz hata yaparız. Bunu Arapça'ya çevirelim. Hepimiz hata yaparız. İşte bunu hepimizle başlayıp işte kulluna kullu vahidin minna yuhti gibi çevirebiliriz. Buna benzer cümleler. Ama burada ne demek hepimiz hata yaparız? Yani her birimiz hata yaparız. Hata yapmayanımız yoktur. Bakın bunu şu şekilde de çevirebiliriz. Yani hangimiz hata yapmayız ki hepimiz hata yapabiliriz de diyebiliriz.
Hangimiz hata yapmayız ne demek? Hepimiz hata yaparız demek. Dolayısıyla men minna la yuhtiu demek hepimiz hata yaparız demektir. Men kim? Minna bizden la yuhtiu hata yapmaz. Olduğumuz için hepimiz hata yaparız anlamında. Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Vasalatil fikre. Celle, Celle Celaluh diyoruz ya, Celle yüce oldu demektir. Burada men kelimesi arkadaşlar Allah Teala'yı kastediyor. E kim hata yapmaz? E tabii ki Allah Teala hata yapmaz. Celle men la yuhtu demek hata yapmayan zatın şanı yüce olsun, yüce oldu demektir. Yani düşmez kalkmaz bir Allah'a karşılıyor bu arkadaşlar. Kahraman askerlerimiz karşısında tutunamayan düşman askerleri kuyruklarını kıstırıp savaş meydanından kaçtılar. Tarihte de hep böyle olmuştur biliyorsunuz arkadaşlar. İnne cunudel aduvillezine lem yetemekkenu minessumudi emame cunudinel bevasil herabu min sahatil ma'raketi ve hum yecurrune evyalel haybeti. Malum cunudul aduv düşmanın askerleri demektir. Temekkene temekkenü minle kullanılır. Ebilmek demektir. Tabi lem olduğu için burada ebilemedi anlamında. Sumud kelimesi yine direnmek, karşı koymak demektir. Ha, bizim askerlerimiz demek. Bevasil de arkadaşlar basil kelimesinin çoğuldur. Batal anlamında kahraman demektir. Hepimizin bildiği harabe fiili kaçtı. Sahatil ma'arike savaş meydanı demek. Hal cümlesi geliyor. Nasıl kaçmışlar? Ne halde kaçmışlar? Ve hum yecurrune çekerek. Çektikleri, sürükledikleri halde. Neyi? Evyale kuyruklarını, neyin kuyruklarını, kuyruğunu? El haybeti, başarısızlığın, hüsran olmanın, fiyaskonun kuyruğunu çekerek, sürükleyerek kaçmışlar. Tabi biz bunu yine serbest çevirdik. Çünkü öyle çevrilmesi gerekiyor. Kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Yani başarısızlığın kuyruğunu çeke çeke kaçtılar dersek çok Türkçe olmaz. Amerika, Suriye'nin kuzeyinde Irak'tan Akdeniz'e uzanan bir terör koridoru oluşturma fikrini kafasından atmalı, silmeli, çıkarmalı. Ala Amerika, en tenza'a min re'siha fikrete inşa'i memarrin irhabiyyin fi şemali Suriye. Yemteddu minel Irak ilel bahril ebyadil mutavassıt. Ala Amerika yine yecibu ala Amerika demektir. Amerika'ya gerekir. Amerika melimalı. Ne doğrusu neza'a yenzi'u çekmek, çıkarmak, sökmek anlamlarına geliyor. Fikre düşünce demek. İnşa, kurmak, yapmak demek. Memer, koridor demek. İrhabi, terör koridoru demek. İmtedde, yemteddu da uzanmak demek. El bahrul ebyad, el mutavassıt da üçü birden Akdeniz demek. Bakanlar hükümetin başını ağrıtan bu krize çözüm bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. يَبْذُلُ الْوُزَرَاءُ قُسَارَى جُهْدِهِمْ لِيْجَادِ حَلِّنْ لِهَذِهِ الْاَزْمَةِ اللَّتِي سَبَّبَتْ سُدَاعًا لِلْحُكُومَةِ Bedele yebzülü, harcadı, verdi. Kusara demek arkadaşlar, en uzak, en uç, en son demek. Yani çabalarının en sonunu harcıyorlar. Ellerinden gelen ne varsa artlarına koymuyorlar demek. İcat bulmak demek, hal çözüm demek. Ezme kriz demek biliyorsunuz. Sebebe yol açmak, sebep olmak demek. Sudan demek baş ağrısı demek. Sebebe sudan demek başını ağrıtan anlamında. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yine dersimize başlamadan önce sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bu derste de daha önce fakültede görmüş olduğumuz siyasetçi kelimesinin bir takım deyimsel kullanımları vardı. Bunlardan yine buraya 20 civarında örneği arkadaşlar aldım. Burada şemamızın sağ ve sol taraflarını da kelimelerin anlamlarını da vermeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi birincisi, parti başkanını dolduruşa getiren bir siyasetçi.
siyasiyun evgara sadra reisil hezbi. Evgara arkadaşlar, öfkelendirdi demek, kızdırdı demek. Sadr, sudur hepimizin bildiği gibi göğüs demek, sine demek. Rakibine haddini bildiren bir siyasi. Siyasiyun evkafe münafisehu inde haddihi. Evkafe inde haddihi demek arkadaşlar, kelime kelime çevirirsek sınırında durdurdu. Ama tabi deyimsel bir ifade olduğu için haddini bildirdi. Birisini sınırında durdurmak demek, ona haddini bildirmek demektir. Doğmamış çocuğa don biçen bir siyasetçi. Siyasiyun benel ma'lefe kablel hisani. Burada bena el ma'lef demek arkadaşlar, samanlık yaptı demek. Kablel hisan da attan önce. Yani burada attan önce samanlık yaptı. Burada yine doğmamış çocuğa don biçmek anlamında serbest çevirmemiz gerekiyor. Kaş yaparken göz çıkaran bir siyasetçi. Siyasiyun bena kasran ve hedeme Mısra. Bena kasran demek saray yaptı. Hedeme Mısran demek arkadaşlar bir şehir yıktı demek. Yani sen saray yapıyorsun, bize bir şey yapıyorsun ama öbür taraftan bir şehri yıkıyorsun. Allah bilir o şehirde kaç tane saray var. Yani iyi bir şey yapayım derken daha kötü bir şeyi yapmak anlamında kullanılır. Partisinin yüzünü ağırtan bir siyasetçi. Siyasiyun beyyede vecha hizbihi. Burada tüm kelimelerde arkadaşlar zaten bildiğimiz kelimeler. Beyyede yubeyyidu. Beyazlatmak. İbyadda ise beyazlamak. İbyadda beyazladı. Beyyada beyazlattı. Hayalleri suya düşen bir siyasetçi. Siyasiyun tebakharat ahlamuhu. Tebakharat buharlaştı demek. Ahlamuhu da rüyaları demek, hayalleri demek. Kelime kelime çevirirsek hayalleri, rüyaları buharlaşan bir siyasetçi ki bunun hayalleri suya düşmek daha uygun olur. Açıklamaları şaşkınlık yaratan bir siyasetçi. Siyasiyun teb'atu tasrihatuhu alezzuhul. Ba'ate yeb'atu gönderdi, diriltti anlamlarına geliyor biliyorsunuz. Zuhul kelimesi de arkadaşlar şaşkınlık demektir. Dikkat edersek kelimeyle çeviremiyoruz bunları. Bunlar önemli. Ücü gösterilen bir siyasetçi. Siyasiyun tetimmu şeytanetuhu. Şeytana yuşeytunu arkadaşlar. Rubay mücerret bir fiildir. Şeytanlaştırdı demek. Şeytanlaştırdı. Teşeytana ise şeytanlaştı. Yani burada tabii ki şeytana şeytanlaştırdı. Yani kötü gösterdi, öcü gösterdi, şeytan gösterdi anlamında. Temmiyetimi de burada arkadaşlar. Fiil olarak kullanılıyor. Ondan sonra fiilin mastarı geliyor ve meçhul anlamında kullanılıyor. Parti başkanının himayesinde olan, korumasında olan bir siyasetçi. Siyasiyun tahte cenahi reisil hizbi. Tahte cenah hepimizin bildiği gibi kanadının altında. Kanadının altına demek korumasında, himayesinde demek. Hayatı cehenneme dönen bir siyasetçi. Siyasiyun tahavvelet hayatuhu ila cahim. Hepsi zaten anlaşılıyor arkadaşlar burada. Şapka çıkarılan bir siyasetçi. Siyasiyun turfa'u lehul kubba'a. Rafa'a yerfa'u kaldırmak demek biliyorsunuz, yükseltmek demek. El kubba'a, kubba'a ne demek? O da şapka demek. Yani burada takdir edilen anlamında değil mi? İşleri koyveren, salıveren bir siyasetçi, önemsemeyen bir siyasetçi. Siyasiyun terekel umura ala avahiniha. Avahin kelimesi arkadaşlar, ahin kelimesinin çoğuldur. Tabi sözlükte birkaç anlam var.
Bunlar tembel, gevşek anlamlarına kullanılıyor. Tarihe damgasını vuran bir siyasetçi. Siyasiyen tereke basmatehu fit tarih. Basma kelimesi arkadaşlar, baskı, iz, parmak izi anlamına geliyor. Tabi bu arkadaşlar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani olumlu yönde tarihe damga vurmuştur, iz bırakmıştır, olumsuz yönde de olabilir. Cin olmadan adam çarpan bir siyasetçi. Öyle deriz değil mi? Cin olmadan adam çarpıyorsun. Siyasiyun tezebbebe kable en yetehasrame. Tezebbebe demek arkadaşlar, üzüm için kullanılır. Tezebbebel ine bu. Üzüm kurudu demek. E tabi kuruyan üzümlü olmuş olur. Artık olgunlaşmış ve tatlı anlamına gelir. Zebib kelimesi de kuru üzüm demektir. Hatta yine Arapların şöyle güzel bir sözü vardır. Darbul habib kezzebib. Sevgilinin vurması kuru üzüm gibi tatlı gelir anlamında. Tahasrama ise arkadaşlar yine üzüm için kullanılır. O da ekşi olduğu, koruk olduğu anlamında kullanılır. Değil mi? Koruk üzüm deriz, olgunlaşmamış üzüme. Hep dört ayağı üzerine düşen bir siyasetçi. Siyasiyun teslemu cerretuhu kulle merra veya fi kulli merra. Cerre demek arkadaşlar, testi demek. Yani suya gidip gelen, suya götürülüp getirilen testisi her zaman kırılmayan ve sağ salim dönen siyasetçi anlamında. Şanslı siyasetçi anlamında burada arkadaşlar. Açıklamaları ters tepki yapan bir siyasetçi. Siyasiyun tasrihatuhu etet binetaice aksiye. Hayatının tadı kaçan bir siyasetçi. Siyasiyun teakkere saffu hayatihi. Teakkere demek arkadaşlar, bulanmak demek. Özellikle su için kullanır tabii ki. Ne bulanır? Su bulanır. Teakkerel ma'u. Su bulandı demek. Yani burada da bu hayatının temizliği, berraklığı bulandı anlamında, hayatının tadı kaçtı, kötü oldu anlamında. Safında temiz, berrak, saf demektir. Seçmenlerin yakasını yapıştığı bir siyasetçi. Siyasiyun teallaka nâhibûne bi hinâkihi. Teallaka bir demek arkadaşlar, bir şeye yapışmak, tutunmak, sıkıca tutmak anlamına gelir. Hinak kelimesi de boyun ve boğaz anlamına gelir. Şaşkınlık yüzünden veya gözlerinden okunan bir siyasetçi. Siyasiyun tukra'ul hayretu fi vecihihi veya fi ayneyhi. Kirli çamaşırları ortaya dökülen bir siyasetçi. Siyasiyun temme neşru gasilihil kadiri alel mele'i. Burada arkadaşlar mele kelimesi fiil değildir. Meleun halk, ahali, millet, ileri gelenler anlamına gelir. Alel mele demek herkesin önünde, ulu orta demek. Gasil demek yıkanacak çamaşır demek. Burada el kadir yerine vesih ve mulattah kelimeler de kullanılıyor. Dillere düşen bir siyasetçi. Siyasiyun tenavelethul el sunu bil melam. Tabi burada dillere düşmek olumsuz anlamında. Millet hakkında kötü konuşan anlamında. Tenavele biliyorsunuz. Aldı, elde etti demek. Yemek yemek anlamı da var biliyorsunuz. Melam kelimesi de arkadaşlar, kınama, ayıplama demek. Mümlüm aslar. Kafasının tası atan bir siyasetçi. Siyasiyun thâret thâiretuhu. Thâret thâiretuhu demek arkadaşlar. Kelime kelime çevirirsek öfkesi ayaklandı demek. Tabi Türkçemizde de böyle bir çeviri olmaz. Onun için kafasının tası atan diye çevirdik. Çizmeyi aşan bir siyasetçi. Siyasiyun cavizel hutûtel hamra. Cavezi açtı geçti demek biliyorsunuz. El hutut çizgiler demek. El hamra da kırmızı. Tabi mar hamra. Hutut burada müennes kabul edildiği için hamra geldi.
Yani kırmızı çizgileri geçti demektir. Cavezel hutut el hamra. Partisini utandıran bir siyasetçi. Siyasiyyun celebel ara ila hizbihi. Celebe getirdi demek arkadaşlar. Ar kelimesi de Türkçemizde kullanınız biliyorsunuz, arsız diye. Ayıp demektir, utanç demektir ar. Şansı yaver giden bir siyasetçi. Siyasiyyun halefehul hazzu. Halefe, yuhalif arkadaşlar. İttifak yapmak, pakt kurmak, yanında yer almak anlamlarına gelir. Haz kelimesi de şans demektir. Mesela ente mahzuz demek, sen şanslısın demek. Damarlarında vatan sevgisi akan bir siyasetçi. Siyasiyyun hubbul vatani yecri fi uruqihi. Uruk, ırkın çoğuldur. Damar, damarlar demek. Cera, yecri, akmak demek. Kelimeler. Geçen kelimeler. Tarihe adını altın harflerle yazdıran bir siyasetçi. Siyasiyyun hafara ismehu bi ahrufin min zehebin fit tarihi. Hafere biliyorsunuz kazdı, oydu, eşti demek.